İyi günler çok değerli ve sevgili dostlar. Şu an çok bağırmıyorum çünkü saat 02.30. 14 değil, gecenin bir saatinde yine çekimimi yapıyorum. Çünkü sabahlar yapamıyorum, arkadan bir aydınlık geliyor ve bu benim dikkatimi dağıtıyor veya kötü görüntü oluyor. Sessiz olunca daha güzel oluyor. Şimdi dostlar, geçen aydan isteklerinizi aldık, listeleri hazırladık. Ne ürünler istiyorsanız biz onları getirtireceğiz, güzel seriler getireceğiz. Hepsi çok karıştı. Bunu daha önceden istemiştiniz. Biraz geç yayınladığım için özür diliyorum. Rampage KBR19 Manly mekanik klavyesini inceleyeceğiz. I feel so reckless, calling them all night. Gerçek mekanik mi değil mi, bunları konuşacağız. Fakat isterseniz ilk başta şurada size mousepad'imi göstereyim, gözüküyorsa. 40x90, bunu N11'den almıştım. Hangisinden aldığımı hatırlamıyorum. Zaten bu Punisher, mavi kafa kurdu diye geçiyordu bu. 90x40. Punisher dizisini izlediyseniz orada vardı. Ben bunu aldım. Şurada da benim deliğim olduğu için, hani kablolarımı geçirdiğim delik. Bunu 10'ar santim buradan ve 20 santim de şuradan olmak üzere kestim. Bakın burası kesik bir şekilde duruyor. Hem monitörü buraya yaklaştırıp oynuyorum, hem de buradaki çukura giriyor. Zaten klavyeyi şöyle kullandığım için tam sığıyor. 90x40 aldım çünkü şu kısım yetmiyordu. Şuraya kadar da 30'du önceki. Terzide de burasını diktirince güzel oldu. Bundan da bahsedeyim dedim. Hani çünkü soranlar olur falan. Hani yeni güzel bir ürün. Dediğim gibi linkini bırakayım ya. Aşağıya bırakayım. Tamam, ben aldığım linki aşağıya bırakacağım. Çünkü sonra link diye kızıyorsunuz. İsterseniz kutusunu açalım. Deli gibi gönlüm aydınlandı. Dostlar, şimdi kutu içeriğinden bir tane çıkarma aparatı. Bizim mekanik klavye nasıl temizlenir adlı videomuzda bundan bir tane vardı. Bunun çıkması önemli. Kullanma kılavuzu var. Bu da tabii ki bir nevi önemli olacak ilk kullananlar için. Çünkü bayağı bir... Hangi switch acaba? Bak, bunu uzun zamandır yapmıyoruz. Bu hangi switch dostlar? Bakalım bilebilecek misiniz? Bakın, ben size bir ses çıkaracağım. Fikirleri alalım. Bakın, sesi çıkarıyorum. İyi dinleyin. Bu hangi switch'lidir? Bakalım. Şimdi biliyorum, herkes atlayacak, Ömer abi mavi falan filan. Ben size soruyorum. Bakın, ipucu veriyorum. B harfiyle başlıyor. Bakalım bunu bulabilecek misiniz? Bence bulamayacaksınız. Düşündüyseniz tahminlerinizi söylüyorum. Blue Switch. Evet arkadaşlar, maalesef Blue Switch'ti. Bilemeyen arkadaşlara buradan geçmiş olsun diyoruz. İsterseniz de göstereyim direkt. Bakın, mis gibi. Blue Switch. Markası neydi? Bu da Karet. Hatırlarsanız Rampage R18'i incelediğimizde onda da Karet Switch'i kullanılıyordu. Bunda da Karet Switch'i var. Yani şu anlık bir sıkıntısı yok gördüğümüz kadarıyla. Şöyle yakalım. Hemen bir mod açalım. Öyle devam edelim. Dostlar, şimdi ürünün bir yazılımı yok. Bu yüzden ürünü anlatırken biraz hızlı anlatmış olacağız. Ama isterseniz ilk başta şöyle yapalım. Gidelim biz bu ürüne beyaz masamızda bir bakalım. İnceleyelim. Klavye dizilimi nasıl? Tasarımı nasıl? Işıklandırmaları nasıl? Çünkü bu RGB olduğunu söylüyor. Bunların hepsini bir görelim. Geri gelip en sonunda burada değerlendirmemizi yapalım. Evet sevgili dostlar, klavye şu an karşımızda. Alttan MacBook'a bağladık. Eğer ışıklar titrek gözüküyorsa, bunu her videoda söylüyorum, kamera hersinin ve buradaki hersin uyuşmamasıyla alakalıdır. Şu an bana pürüzsüz bir aydınlatma karşımda duruyor. Yazılımı yok dedik ama öyle bir ayarları var ki yazılıma bile gerek kalmayacak bir nevi. He, tabii ki olsa daha güzel olurdu. Şimdi dostlar, ilk başta şuradaki 4 aydınlatmayı söyleyelim. Birisi No tuşu. Tabi şu an çalışmamasının sebebi MacBook'a bağlı olduğu için. Biri Score Lock tuşu. Dediğim gibi o da bağlı olmadığı için. Yani MacBook'ta bunların ayarını yapmazsanız Num Lock ve Score Lock çalışmıyor. Biri Caps Lock ışığı ve diğeri de Windows kilidini kapatma ışığımız. Dostlar, şimdi şöyle anlatayım. Fn tuşu ve buradaki F1, F2, F3, F4 arasında ne var? Müzik ayarlarımız var. Burada ses kısma, ses açma ve sesi tamamen kapatma. Bunları biliyoruz. Şimdi bunun dışında burada 3 tane mod ayarlayabiliyorsunuz. Daha sonrasında burada 6 tane modumuz var kendi içinde gelen. Burada oyun modları var 8'e kadar. Şurada hızlandırma ve yavaşlattırma, T artı T eksi, mühendislik okuyan varsa bunu bilir. Zaman ayarı demek kısacası. Onun dışında burada ışın şiddetini düşürme, zaten uyarı veriyor bu son diye. Bu da en fazla diye uyarı veriyor. Burada da yönünü sağ sol diye belirleyebiliyorsunuz. İsterseniz ilk başta şuradaki modları göstereyim. Bunlar hangi oyunda geçerli olur, siz artık daha iyi bilirsiniz. Call of Duty bilmem ne falan filan, hepsi için modlar var. Buradaki modlarımızı anlatalım. Burada bir nefes alıp verme modu. Zaten üzerlerinde simgeleri var. Nefes alıp verme, her renk geçişi oluyor. Mesela dedim ki Fn, şuradaki F8 tuşuna bastım. Şu an renk kendi içinde. Mesela turkuaz rengi habire yanıp sönüyor. Ama tekrardan basarsam, hatta biraz da hızlandırayım görün.
Bu sefer her renk arasında nefes alıp verme efektini yapıyor. Sıra sıra gidelim isterseniz. Bakın burada dalga modu var. Bu benim en sevdiğim. Bunun üzerinden isterseniz her şeyi anlatayım. Kıstığımızda bu kadar gözüküyor. Arttırdığımızda da bu kadar gözüküyor. Sağımda ve solumda ikişer tane, toplam 4 tane ışık bize bakıyor. Hani ona göre değerlendirmenizi yapın. Şu an ışığı ciddi anlamda iyi ve yeterli. Hatta bu kadar ışık gözünüzü alacaktır karanlıkta. Şimdi yönünü değiştirdim. Buraya aldım veya şimdi diğer tarafa alabilirim. İsterseniz bir yavaşlatayım. Tamamen yavaşlatınca duruyor. Bir kademecik hızlandırayım. Ve böyle oldu. Diğer modlarımıza bakalım. Bastığınız yerin etrafından bir dalga yayılıyor. Buna bastığınızda dostlar bir tuş sadece yanıyor. Hangi tuşa basarsanız ve hep aynı yanmıyor bakın. Şöyle bir modumuz var. Bastığınız yerin hemen hafif yan tarafı aydınlanıyor. Daha sonrasında böyle bir modumuz var. Bu da tek renk. Rengini değiştirebiliyorsunuz. Mesela beyaz kalsın. Ben beyaz seviyorum diyenler için. Değiştirelim. Burada böyle bir yılan modumuz var. Gidip geliyor. Burada bir tuşumuz var. Yine bu nefes alıp verme değil. Bakın bunu özellikle söyleyeyim. Bu kendi arasında renk geçişleri demek. Çünkü nefes alıp verme olsaydı ışığın tamamen sönüp tekrardan yanması gerekiyordu. Ama burada öyle bir şey yok. Tüm renkler tek tek üzerinden geçiyor. Şöyle yaptığımızda da ben bunu da çok sevdim. Galaksi modu diyeceğim buna. Çünkü ona benzer bir simgesi var. İlk başta beyaz geliyor karşınızda. Siz tuşlara bastığınızda garip garip ışıklar, aydınlatmalar oluşuyor. Dostlar isterseniz şimdi size 3 tane modumuzu gösterelim. Şimdi bunlara profil atıyorsunuz. Kendiniz yapacaksınız. Mesela ben dedim ki Fn F9 yani birinci modu yapayım. Zaten burada ışığı yanıp sönüyor. Bu da demek oluyor ki şu an sen mod yapabilirsin. Mesela dedim ki LOL modu yapacağım kendime. Ve ne yapıyorum? Q, W, E, R. Ama diyorum ki ben bunların rengini beğenmedim. Bunlar kırmızı olsun. Kırmızıya getiriyorum. Ve dedim ki D ile F'ye de birer renk atayım. Mesela ne olsun? Sarı olsun. Galatasaraylı değilim ama yani takım tutmuyorum. Bunu da kapatayım. Bu açılmış. Bunu da buradan sıfırlayayım. Mesela dedim ki böyle bir mod olsun. Ve Fn tekrar F9'a bastığımda bu modu kaydetti. Dedim ki Fn 2'de ne olsun bilmem ne bilmem ne. Kaydettik bunu da. İşte buraya kaydettik falan böyle. Kaydettik. 3'e de bir şeyler kaydettik. 2 burada. Tekrardan basarsanız bu sıfırlanıyor. Bir şey kaydedebiliyorsunuz. Kaydettik. Dedim ki bunu sıfırlayalım. En eski ayarlarına dönsün. Şöyle basılı tutuyorsunuz ve sıfırlıyor. Dostlar burada anlatmak istediğim kısım bu kadardı. İsterseniz kapanış bölümüne doğru geçebiliriz. Dostlar şu anki genel hatlarıyla baktık. Bunun dizilimi bildiğiniz üzere Türkçe Q dizilime sahip. Burada büyük bir enter tuşu yok. Bu tuş derken neden hep tuş diyorum onu çözemedim. Gördüğünüz üzere burada büyük bir enter tuşu yok. Ve bu yüzden de hani bazılarının alışkanlığı için bir değişiklik gösterebilir. Ama birçok mekanik klavye bu şekilde. Bunun en güzel artılarından birisi. Hani RGB olması zaten bir güzellik. Onun dışında bakın Türkçe harfler var üzerinde ve bunlar baskı değil. İşlenmiş bir şekilde geliyor dostlar. Bakın bu çok önemli çünkü baskı olsaydı renk alttan gelince karanlık ortamda o yazı gözükmeyecekti. Mesela Ü, yumuşak G, Ş, İ, Ö, Ç gözükmeyecekti. Aydınlık olduğunda, sabah olduğunda gözükecekti onlar. Yani böyle olması, üzerine işlenmiş olması işin profesyonelliğini gösteriyor. Şurada bir hata var. Şurada bakın gördüğünüz üzere Türkçe gözükmüyor. Halbuki bu Türkçe. Yani çok iyi bir şey aslında. Sanki R18'de de böyle bir hata vardı. Yani bence alıcı insanlar buna dikkat eder. Mesela benim evde birileri girdiğinde buraya genellikle kullandığım küçük olduğu için kullandığım şu klavyemde bakın yumuşak G, İ, Ş falan olmadığı için bunu bir kenara atıyorlar böyle çekiyorlar. Başka bir klavye bulup evden koyuyorlar onu kullanıyorlar. Çünkü gerçekten herkes buna alışamıyor. Şifre bile yazamıyorlar. Düşünün şifreyi giremiyorlar çünkü iyi bilmiyorlar. Ulan şifreyi söylüyoruz lan. Bu mekanik klavyeye baktığımızda şimdi fiyatıyla birazcık ucuz olduğu için birçok kişinin dikkatini çekmiş. Ben tasarımını çok beğenmedim. Onu baştan söyleyeyim. Ama tuş yüzeyleri, tuşun ele geldiği taraf, hissiyatlar çok güzel. Ve tuşlar biraz büyük. Yani benim 619'da yaşadığım en büyük sıkıntı yavaş yavaş değiştirebilirim. Yeni bir projem var. Yeni bir klavye alacağım. Daha küçük olacağım ve onu bir modifiye yapacağım.
Öyle bir spoiler vereyim. Çünkü oradaki tuşlar çok küçük ve yazarken bakmadan yazdığınızda farklı tuşlara basma ihtimaliniz çok yüksek. Ama burada tuşlar normal büyüklükte olduğu için çok güzel bir şekilde elinize oturuyor, parmaklarınıza oturuyor. Güzel bir yazım hissi size veriyor. Yazımı güzel, sıkıntı yok. Kullandığımız süre boyunca bir sıkıntı görmedik. Işıklandırması çok güzel, RGB ayarlanabiliyor. Yani ama yazılım yok işte. Bak bu burada yazılım olacaktı. RGB diyorsak yazılım olması gerekiyor. En azından oradaki tuşlara tek tek atamayı daha rahat yapardık. Veya bir sürü modu daha kolay yönetebilirdik. Şimdi burada yazılım olmaması bir kere büyük bir dezavantaj. Çünkü baktığımızda artık birçok firmada RGB olan bir ürün varsa yazılımı da oluyor genellikle. Tamam deseydik ki bölge bölge ışıklar var veya tek renk ışık, o zaman yazılıma hakikaten bir gerek kalmazdı. Ama şimdi bunda insan ister ki ben makro kullanmıyorum ama RGB tarafını yönetebileyim, güzel renkler verebileyim, istediğim rengi ayarlayabileyim veya istediğim bir renk kodu varsa onu oradan gireyim, bu öyle bir şekilde aydınlansın derdim. Burada bir eksi veriyoruz. Tasarımını ben beğenmedim. Orada eksi de vermiyorum, artı da vermiyorum. Bunun dışında bir kötü özelliği ilk ele alındığında bak dikkat çekiyor. Hafif. Yani normal klavyelerin ağırlığında, çok hafif değil ama normal klavyeler ağırlığında, bir mekanik kadar ağır değil maalesef. Şimdi kötü özellikleri saydık. Genel olarak bitirdik. İyi özelliklerini ben söyleyeyim. Dediğim gibi RGB'nin olması, renk modlarının tuş üzerinden hızlandırılmasının bile yapılması. Bunlar çok güzel ve hani benim sevdiğim özelliklerden biri de şudur tasarım açısından. Şurada bir aydınlık görüyorsunuz. Bizim tanıttığımız neredeyse birçok mekanik klavye böyle. Buraları kristal yapıdadır. Bakın bunu da göstereceğim. Bunda maalesef buralar siyah olduğu için bunun zaten ışıklandırması yetersiz. Ama ben bunu şu ana kadar kullanma sebebim hem küçük hem biraz tasarımını seviyorum falan böyle. Ama tek renk ve ışıklandırması çok kötü. Hani bunu söylemiştik zaten yıllar önce tanıttığımızda. Burada maalesef aydınlatma gözükmüyor hani, ama burada tuşların aydınlatması şu aradan gözüküyor. Bu yapıyı ben çok seviyorum. Hani RGB'liği, bir de geceleri metalin üzerine, şuradaki metalin üzerine yansıyor ve güzel bir görüntü oluyor. Şöyle bir iki tane sanki araba önlerindeki ızgaralar gibi bir tasarımı var. Bunu diyebiliriz. Bunun dışında söyleyebileceğimiz pek bir şey kalmadı herhalde. Fiyatı 270 lira. Fiyatına göre bence olması gereken bir ürün olmuş. 240 liraya falan RGB tanıttık ama o en ucuzuydu. Herhalde onların fiyatları da arttı artık. Trust 890 falan tanıtmıştık. 240 liraya tanıttığımda Türkçe destek yoktu. Sayıyorum. Mekanik, RGB, yazılım. Bunlar vardı. Bunda mekanik, RGB, yazılım yok. Onun yerine Türkçe mevzusu var bunda. Trust 890'ın eksiği neydi? Türkçe olmamasıydı. Ha, sonra dediler biz bunun Türkçesini de çıkardık. Ama nasıl oldu bilmiyorum. Hani Türkçeyi üzerine mi bastılar? Hani beyaz yazıyla. Yoksa Türkçesi de geldi ama pahalı mı oldu? Onu hatırlamıyorum, onu bilmiyorum. Çünkü ben kendi tanıttığım klavyeyi hatırlıyorum. Mekanik klavyeler ucuz ürünler değil. Ben bir para veriyorum ve koskoca firmalar bile bunun Türkçesini çıkarmıyor. Bu bence çok kötü bir şey yani. Sanki direkt Çin'den almışsın ve şeyi yokmuş gibi. Çin demişken de şöyle bir şeyden bahsedeyim dostlar. Mekanik klavyelere bakıyorum uzun zamandır. Hani yurt dışındaki klavyelere. Yurt dışındaki klavyeleri de dolarla çarpınca bunlardan daha pahalıya geliyorlar. Ben şimdi bir tane klavye sipariş ettim. 270 liraya denk geliyor. Ama garantisi marantisi yok. Burada satılan klavyelerin avantajı 2 sene garantilerin olması. Bir sıkıntı çıktığında bunu geri iletebilmeniz. Ha, mekanik klavyelerde şu ana kadar çok sıkıntılar çıkmadı. Hani çok şikayet almadık. Ben duymadım açıkçası. Ama yine de böyle bir durum var. Bunu da söylemiş olalım. Yani bence Türkiye'den alınabilir. Ben bu gözle bakıyorum. Çünkü yurt dışından aldığımızda daha pahalıya geliyor. Bu niye hala açılmadı? Dostlar son olarak da şunu söyleyeyim. Yorumlara yazın. Biz bunları okuyup değerlendiriyoruz. Mart ayını bitirdik. Mart ayındaki tüm notlarımızı aldık. Şu an Nisan ayına hazırlıklarımızı yapıyoruz ve siparişlerimizi getiriyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Bunların çalışması içerisindeyiz. Yorumlarınızı yazın, isteklerinizi. Ve bunun dışında Discord'a da gelebilirsiniz. Discord'daki grubumuzda bazı geceler geliyorum ve sohbet odalarında en azından insanların soruları varsa cevaplıyorum. Veya orada güzel bir ortamımız var zaten. Discord grubumuzda açıklamada linki mevcut. Bunları söyledik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Hani size bilgi verebilmişimdir. Böyle diyeyim. Abone olmayı unutmayalım. Instagram'dan takip etmeyi unutmayalım. Ve dostlar lütfen, lütfen ama lütfen şu kanaldan bir gün olaysız ayrılalım. Bakın yani bizim takipçilerimiz hep bir artık beni tanıdınız ya. Gerisini siz getirin. Böyle diyelim dostlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.